live in Spain and I met a girl from Ireland. So I moved here. I know, it's crazy. For another girl, I was young, yeah. Right? Hello, Len. Hi. How are you? I'm good, how are you? I am good, thank you. Do you smoke cigarette? Yeah, I smoke. Which brand do you use? I like to smoke American Spirit. How much American Spirit in here? $12.03. Hello. Hi, how's it going? Thank you. Hussein? Yeah, Hussein, yeah. How are you? I'm good, yourself? Thank you. That's good. Wally's? In Beverly Hills? Yes. Yeah. Then I waited in there. Where are you from? Turkey. Turkey? Uh-huh. I'm from North Africa, Ontario. When did you come to LA? I was here in 2000. 20 years ago. 20 years ago. From there, from your country? No, I'm Ireland. I used to live in Ireland. Ireland is like Conor McGregor from there, right? The UFC fighter. Yeah, exactly, yeah. Why you decide to change your life? Because I met a lady that used to live here, that is from here. So in there, right? You met in there. She was there for vacation. Ah, then you married? And then, yeah, I came up here and I got married. How was that country, Ireland's country? Ireland is nice. It's cold? I mean, it's cold. It's people friendly. Irish people are nice, right? Hospitable, yeah. How is the economy in there? It's part of the European Union, so they have a good economy, you know. Their budget is high. You don't have the Irish accent? No, I don't. Absolutely not. But you know French, right? So, ça va? Ça va bien? It's your first language, right? It's Berber. You know where Berber is? Just for the Algeria? So yeah, it's Berber and then Arab and then the Turkish came to Algeria. So we have some Turkish culture in Algeria, capital. The Ottoman Empire was based in Algeria. The Navy that belonged to the Turks before they fought the Germans. They had to pull their Navy to go and fight against the Germans because the Germans collaborated with I don't know what other country, and they went against Turkey, 1800. In Algeria, many Turks living, right? No, the architecture. Architecture is like Ottoman. Yeah, architecture, some of the food. Yeah, mainly like La Caspa. You know La Caspa? No. Caspa. Caspa. Yeah, it's an old village that was... Village? Yeah, contracted by Turkey. Turkish side architecture, and then you have the French architecture buildings. Yeah, you think you're in Paris. Which one is better? What is that? Which one is better? It's almost like you can't really compare because this is like old classical stuff. The French have their own unique style of designing stuff. Mm-hmm. The Turks have that exotic, like amazing architecture. Yeah, I know. In that time, yes. So it's not colonial, right? From France used to be. But not anymore. Not anymore. So right now it's independent. Yeah, independent. So getting better each year. You know, it takes time. Everything takes time. I mean, nothing is overnight. How did you go to Ireland from the Algeria? Because what's the related? Why? It's funny. I used to live in Spain and I met a girl from Ireland. Yeah, I know, it's crazy. For another girl, I was young, yeah. Right? Yeah. Beverly Hills, right? Beverly Hills. Beverly is just one in the world, right? Yeah, just one. Beverly Hills. Maybe you can move here soon. Beverly Hills, like this side. Why not? Absolutely. Why not? It's all up to you. With God's will, inshallah. Uh-huh. Second is you. Nothing is impossible. Turks saying Cezayir. Cezayir, yeah. So Cezayir is like Muslim or Christian? Muslim, yeah. Muslim. Muslim, yeah. How many? Muslim. So you are Muslim? 100% Muslim. 100% Muslim. Yeah. Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. I pray 5 times and believe it or not, I'm gonna go over there and have some coffee while everybody's drinking. So my friend is drinking. In Algeria everyone is Muslim, right? 99% Muslim. 99.999. Okay. Nice to meet you, brother. Nice to meet you, thank too. Thank you. Appreciate it. Have a great night. Thank you so much. Day. You too. Take care. Bye bye. You too. Şu an önümde McLaren var. Yanımda Range.
Önümde o Mercedes Jeep'i. Benim şu anda burada mı çalışıyor ben anlamadım ki. Elinde cigara gelmiş Marlboro paketi, yemin ederim Türk gibiydi aynı ya. Arabanın anahtarı üst üste. Burayı da göstereyim size. Evet. Çiçektiğimiz ablalarımız. Burası Beverly's. Yani İstanbul'un Bağcıları. Bak yolcuyu 5 dakika bekledim. Normalde 5 dakikanın sonunda Uber iptal ediyor. Bir de bize 5 dolar para veriyor. 5 değil, 3.75 para veriyor. Normalde 5 vermesi lazım da onun 1.25'ini bile kendi alıyor. Bekledim 5 dakika gelmedi kadın. Bir de onun üstüne mesaj attı. Dedi ki birkaç dakikaya geliyorum yazdı. Dedim beklesen gelip. Şimdi karnım aç. McDonald's'a gidiyorum. Şu an bu saatte bir tek McDonald's açık. McDonald's'ta yemeğimi yiyeceğim. Kadın da sorduğunda diyeceğim ki aa ben gaz almaya gittim. Benim gazım bitti. Bekliyorsan bekle, yoksa iptal et kardeşim diyeceğim. Ben iptal edersem benim oranım artıyor. İptal etme, o da iyi değil. Kadın etsin abi. Ya da beklesin yani. Bak şu an belki 10 dakika falan oldu yani. Beklesen öyle bekliyorsun. Şimdi daha önce iptal de ediyordu Uber. Hani orada iptal et seçeneği de çıkıyordu. İptal ettikten sonra para veriyordu bir de senin üstüne. Hem o oranın artmıyordu. Şimdi o ikisini de kesmiş Uber aklı sıra. Lan Uber sen kimle kafa yapıyorsun oğlum? Olan yolcuları oluyor. Yer miyiz lan biz? Manyak. Hello Len. Hi. How are you? I'm good, how are you? I am good, thank you. Do you smoke cigarette? Yeah, I smoke. Which brand do you use? I like to smoke American Spirit. How much American Spirit in here? $12.03. You are from here? Yeah, LA? I am. Born and raised here in LA, you know? Yeah. LA native talking right here. What do you do? What I do is I am a cook. Yeah. Actually, I'm a chef. I do sushi. I heard about sushi. If you wanna be master, if you wanna be like the professional chef for the sushi, you have to do that job like 6 years. Oh yeah, my friend, look, dude, in the process of learning kanji, which is learning Japanese. So you're still learning, and right? I'm still learning. Eventually, I learn to speak Japanese correctly. Uh-huh. Then I'll go to Japan, and then stay in Japan a few years, hopefully. If I stay a few years and I find my place there, I actually want to learn how to do fugu. You know what fugu is? No. It's puffer fish. It's highly poisonous. Oh, really? Yeah, but they eat it over there. They cut it into sashimi. But not in here, right? No, you can't find it here. Are you kidding me? You have to have a license. Like, you have to have a 10-year experience license. Yeah, yeah, I heard about it. 10 years, right? 10 years minimum. 10 years. It's dangerous because it's poisonous, and if you don't know how to cut it, you can kill somebody. But why people eating that? Because it's poison? Because you have to cut it correctly. You have to have experience for that. That's the delicacy of it. The average fish, like salmon, is like 90 pounds. How many kind of fish do you use for making? Oh, well, like there's yellowfin tuna, there's bluefin, you know, tuna, there's swordfish. This shark, calamari. You don't need the experience for them, right? Because it's easy, not like poison one. Well, it's definitely one star, two star, three star Michelin. Oh, really? You know, like as a degree, huh? Like this. Of course, you know, if you work at a Michelin star hotel, you have it made. You're definitely in the right place when it comes to. Evet, şimdi Gökhan Bey bitirmiş. Bakalım ne kadar yapmış. Normalde benim bir yolcum daha vardı. Benim uykum geldi diye tutturdu. Saat kaç oldu orada? Hava acayip yağmurlu ya. Hava acayip yağmurlu. Saat kaç abi orada? Saat şu an 5.38 sabaha karşı. 6 saat falan çalıştık. Ben işte 15 dolarlık benzin harcamışım ben. Ben de öyledir yani. 15 dolar falan harcamışımdır. Ne kadar yaptın? 100'e geçtim ben. Abi benim tam ne kadar oldu biliyor musun? Bak şu an application'a giriyorum. Hiç tip almadım. Şu an adamın biri bekliyor ha beni. Neyse o iptal edecek. Girme. Bak bir de sonra WhatsApp'a dönecek. Senin güvenin olsun.
Ben abi 6 saatte 191 dolar yaptım. Tam 6 saat olmadı bile. Hepsi dahil değil mi? Abi KDV'si ne lazım sana? Hepsi içinde derken yani tip falan hepsini içinde hesaplıyor zaten. Evet, tip var, onları soruyordum aynen. Benim daha fazla da 6 saatte 10 saat. Ben de rekor kırdım bu arada galiba. Kendi rekorumu daha doğrusu. 305 dolar kazanmışım. 6 saatte 305 dolar. Aynen. Ne yaptın oğlum? Özel hizmet mi verdin kamerayı kapatıp? Nasıl oluyor o kadar? Hiç durmadım. Yani oradan oraya, oradan oraya. Daha müşteri alıyorum. 2 dakika daha yolculuk başladı. Yeni başlamış. Hemen bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki böyle sürekli. Yani paralıksız müşteri geldi. Burada benzin daha pahalı. Orada benzin ne kadar? Galon olarak 2,5 falandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada da 3,10 falan. 3,20, 3,10. Oğlum sen çok para kazanmışsın. Ne yapacaksın bu kadar parayı oğlum? Artık koyacak yer kalmadı. Çalış çalış çalış. İyi para kazanmışsın. Biriktiriyoruz artık bakalım. Olur da Türkiye'ye dönecek olursak artık güzel bir tatil yaparız herhalde. Bilmiyorum. Oğlum ne tatili? O parayla otel satın alırsın. Rixos'un ihalesine girersin lan. Gökhan Öner deyince insanların aklına Uber geliyor zaten. Evde annenler falan ne diyor? Oğlum başımıza taksici oldun falan. Biz seni niye yolladık falan diyorlar mı? Demiyorlar çünkü hani benim asıl işim muhasebe ya. Bunu hani böyle hafta sonları bir gün iki gün yapıyorum. Eskiden ben bunu çok yapıyordum çünkü iş bulamamıştım ilk başlarda. Hani işsiz olduğum için bunu full time yapıyordum. Haftada 6 gün 7 gün yapıyordum bazen. Şimdi bir gün iki gün. İlk yolculuğum biraz sorunluydu. Müşteriler iki durak halinde yapmışlar. İlk durakta durduktan sonra markete girdiler. Bir daha gelmediler yani uzun bir süre. Ben de iptal ettim yolculuğu. Arabada eşyaları vardı, onları çıkarıp kenara koydum falan. Yani o biraz şey oldu ama herhangi bir sıkıntı olmadı. Ben de bir tane Ermeni aldım. Yandı ortalık, yandı. Car 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 car. Çok iyiydi moralim. Bir tane rapçi aldım, rap söyledi falan, rap söylettim. Fena değildi. Bende de oldu. Sende de mi oldu? Ben dedim bu şimdi yine kızlar dedim hoplatıyordur arkada. Son videonda hopluyorlardı ya arkada. Bütün memleketi Uber'e sürükledin. Bütün memleketi Uber'e özendirdin. Senin yüzünden şu an kaç bin genç Uber yapmak istiyor. Buna bir son vermemiz lazım. Yani ama gerçekten yani senin hani mesela ben G'ye basıyorum şeyde YouTube'da Uber çıkıyor. Amerika'da falan ya işte böyle Jix duruyor. Türkiye'de git bakayım. Bağcılar taksiye gir bakalım. Ne kadar yapabiliyorsun? Dördüncü gün keserler bizi. Bizdeki tek sıkıntı abi Arap gördün geçiri yok. Şöyle Arap gördün bir 60 dolar de. Şöyle bir 10 dolarlık yere bir 100 dolar çek falan. Bizde böyle şeyler yok. Bizde yok. Bizde fiyatı şey yapamıyoruz. Yani kontrol edemiyoruz. Ben ne veriyorsa onu diyorsun. Evet. Benim video garip olacak yalnız. Ben böyle seni çekiyorum. Arada aha böyle oldu bizim muhabbet.